arkadaşlar. Gençler merhaba. Köklü Sayılar Ünitesi'nin son videosuyla karşınızdayız. İbrahim Hocam'la birlikte size son sözlerimiz var bu konuyla alakalı. Evet. İbrahim Hocam. Hem birkaç özellik vereceğiz gizli köklerle tam kareyle ilgili. Evet. Hem de biraz uygulama sorusu çözeceğiz gençler. Bu dersimizde sizlerle köklü sayılarla ilgili karışık sorular çözeceğiz. Evet. Hazırsak başlayalım hocam. Başlayalım Ufuk Hocam. Şimdi gizli gençler. Tam kare dediğimiz çok mu gizli, çok mu esrarengiz hocam? Yani aslında çok da değil. Aşina olduktan sonra arkadaşlar görecektir Ufuk Hocam. Şimdi a kare artı 2ab artı b kare ifadesini yıllardır görüyoruz. Bir kez daha üzerinden geçelim. A birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Biz böyle bu ifade için varsa, a artı b'nin karesi tam kare ifade diyoruz. Bu da güzel oluyor hocam. Çünkü kökten kurtulma şansı doğuyor. Sadece çıkartırken mutlak evet, değere dikkat etmek lazım. Daha önce videolarımıza dikkatlice söylemiştik. Hı-hı. Evet. Aynı şekilde Ufuk Hocam. Alttaki için de a eksi b'nin karesidir. Eğer ikinin önünde eksi varsa gençler a eksi b'nin karesidir. Bu ifade de yine a eksi b olarak çıkar. Bunları sorularda görmemiz isteniyor. Görmemiz isteniyor. Gördüğümüzde de büyük kolaylık sağlıyor Ufuk Hocam. Evet. Örneğin mesela bu soru hocam ilk karşımıza geldiğinde daha önceki yıllarda üniversite çıkmış böyle bir soru vardı. Var. Ben hatta hatırlıyorum. Milattan önce benim girdiğim sene. Estağfurullah hocam. Biz ona milenyumdan önce diyelim. Milenyumdan önce. 1900'lü tamam, milattan önce evet. Tamam. Milenyumdan önce biz girdiğimizde ben yanlış hatırlamıyorsam benim girdiğim sene böyle bir soru vardı. Evet. Ve böyle bir soruyu eğer gizli tam kare olduğunu anlamazsak payda işlemeye çalışırız ve işin içinden çıkamayız. Çözdüğü hani son sözleri var ya hocam. Son çözdüğü son soru olabilir hocam bunu çözerse. Bir daha da tövbe eder köklü sayı çalışmaz herhalde. İhtimalle öyle olur. Peki biz neyi göreceğiz İbrahim Hocam burada? Aa, hocam 4 bölü 25 bana eski günleri hatırlatıyor. 2 bölü 5'in karesi diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz hocam. 2 bölü 5'in karesi. Peki 1 bölü 49. Doğru hocam herkese 1 bölü 7'yi hatırlatır. 1 bölü 7'nin karesi. Hocam peki, uzak uzak yazacak gibi bir niyetiniz var ama. Yani şöyle bunlar acaba bir şeyi sağlıyor mu diye yazıyorum 1 bölü 7'nin karesi de değilim hocam bir bakarız sonra. 1 bölü 7'nin karesini de biraz uzağa yazayım tamam. Ben. Hocam şimdi 4 bölü 35 kimsenin karesi değil. Değil ama, zaten içinde 2 var pardon sözünüzü kestim hocam. 2 var 5 var 7 var 4 bölü 35'te. Demek ki bu bizim sayılarımızla alakalı olduğunu kestirebiliriz. Acaba bunların çarpımının 2 katı buraya gelir eğer mi? Eğer öyleyse çok güzel olacak hocam. Hemen deneyelim hocam. 2 tamam. yazdım 2 bölü 5 yazdım. 1 bölü 7'yi sıkıştırdım hocam. Sıkıştırdınız hocam aynen. Buraya oh artı dedik. Şimdi bu ifadeye gençler bakalım. Ta kendisi oldu hocam. Çarpınca 4 bölü 35 geldi. Hmm. Ta kendisi. O zaman aynen. Biz şunu anlıyoruz. Bu ifade aslında 2 bölü 5 eksi 1 hocam, bölü evet. 7'nin evet. parantez karesidir. Karesiymiş. Ve bu ifade karekökten dolayı artık mutlak değer içinde 2 bölü 5 eksi 1 bölü 7 olarak çıkar ki artık işlemimiz çok kolay hocam, oldu. Gerisi 7 ile çarpalım. Hemen 5 ile evet. genişletelim İbrahim Hocam. 14'ten 5 çıkacak hocam. 5 bölü 35. 35 mutlak değere gerek kalmadı. Çünkü evet. pozitif geldi. 9 bölü 35 oldu. Cevap geldi. Çok da şık çıktı. Güzel. Evet. Hocam evet. Nihayet geldik buraya. Asıl gizli tam burası. Kareler bunlar. Burada evet. gençler çok sık karşımıza gelen bir soru tipidir. Evet. Kök içinde tekrar bir kök var. Başında iki kat sayısı var evet. falan. Burada da gizli defalarca tam kare vardır. Gençlerin karşısına gelecek hocam bu soru. Ve çok sık evet köklü sayı çalışan herkes böyle soruyu mutlaka görecek. Mutlaka defalarca göreceksiniz gençler. Nelere dikkat edeceğiz İbrahim Hocam? Öncelikle Ufuk Hocam aslında bunu da bir tam kareye benzetmeye burada çalışıyoruz. Burada 2 olmak zorunda. 2 olmak zorunda o birinci ile ikincinin çarpımı iki olan. Katı. Çarpımın iki katı olan 2. O zaman şöyle yapalım. Enişteki kökü evet. öyle iki sayının çarpımı şeklinde yazalım ki mesela m çarpı n olsun. Olsun ama hocam. Bu bulacağımız m'ni toplamı da a'yı versin hocam. Bu şartlarda iki sayı arıyoruz. Yani çarptığımızda içteki kökün sonucunu verecek. Topladığımızda da a'yı verecek. Bu durumda bu m ve n kullanışlıdır. Kök m, kök artı, m artı ya da eksi kök n'nin karesi karesidir. Hemen hızlıca çek edelim. Birincinin karesinden m gelir. İkincinin karesinden n gelir. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından iki kök m'ye gelir. Ki o zaten bizim ifademiz. Evet. Buna da a demiştik. Aynı bizim istediğimiz ifade gelmiş olur. Evet, demek hocam. Ki buradan sonra da artık özellikleri kullanarak evet. devam edebiliriz. Hı-hı. Örneklerle daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum ben. Aynen hocam. O zaman bakalım. Hocam o zaman sözün özü olarak şöyle diyoruz. İki sayı bulacağız. Çarpımları 6, toplamları 5. 3 ve 2 diyorum Ufuk hocam. 3 ile 2. Aynı şekilde toplayınca da veriyor zaten. 3 artı 2. Hı-hı. O zaman kök 3 artı kök 2'nin karesinin karekökü'dür de bir dahakini uzatmayız hocam. Kök 3 artı kök 2 deriz. Kök 3 artı kök 2'dir. Mutlak değere gerek kalmadı. Evet. Pozitif. Hem de hocam arası artıysa da artı diye çıkıyor evet. şeklinde de söyleyebiliriz galiba. Güzel. Evet. İkinci ifadede de 6 hocam, var. 3 ile 2 az önce kullandık. Gene kullansak. Ama hocam toplayınca 5 ediyor. Evet bu sefer. 6'nın başka çarpanını bulmamız demek lazım. Demek ki hani aynı sayıları farklı farklı düşünmek gerekebilir. 6 kere 1 6 yapar. Toplayınca 7 yapar. Veriyor. O halde kök 6
Kök 1 diye yazıyoruz. Kök 1 eksi kök 6 yazsak? Negatif gelir. Bu ifade negatif olamaz. Evet. Mutlak değer çıkacak. Şimdi yani o zaman hocam mutlak, her seferinde büyük kökten evet, küçük kökü çıkartalım. Şöyle desek yazdığımız olacak zaman. Yani. Evet, yani böyle yaptığımız zaman mutlak değer çıkartacağız. Hı-hı. O zaman biz büyük sayıyı öne yazsak pek mutlak bir sorunumuz kalmayacak. Evet. Peki 24. Hocam 6 kere 4 hep 24 şeyi... ama 2 evet, var. 6 kere 4 24 ama toplayınca 10 ediyor. O olmadı. 6 kere 4 olmadı. 8 kere 3. 8 kere 3. 24. 8 3 daha 11. O da olmadı. Biraz daha. 2 12. Toplayınca 14. Hocam bravo. O zaman 2 12. O zaman bizim aradığımız sayılar 2 ve 12. M ve N olarak. O zaman hocam, kök büyük olanı öne yazdım. Evet. Eksi kök 2. Onu da arkaya yazdık. Bitti. Evet, bitti. Diyebiliriz. Bitti diyebiliriz ya da kök 12 eğer isterseniz 2 kök 3 diye yazabiliriz. Ayırabiliriz. 60'ı çarpanlarına ayırıp düşüneceğim ama hocam biz neye dikkat etmek zorundayız 2, burada? 2 olacak. Her zaman 2 olmazsa olmaz. 3 soruda da 2 var. Bu 2 yoksa bir yerden o 2 gelmesi lazım. Hocam içeride 4 çarpan olduğu için 2 getiririz. O 2'yi çıkartırız. O zaman 60'ı önce düzenleyerek yazarsak 8 eksi 4 çarpı 15. 2 kök 15 oldu. 2 kök 15 oldu. O 2 geldi hocam. Geldi. Şimdi 15'in çarpanlarını düşünelim. Toplamı da 8 olsun. 5 kere 3. Oldu hocam. Toplayınca 8 yapar. O zaman kök 5. Eksi. Önce büyük olanı öne yazdım gençler. Kök 3 cevap olarak geldi. Yine 6 var hocam. Çok fazla sayı varsa, 2'den de büyük sayı varsa bir kısmını içeri atabiliriz. Evet, 2 kalacak. O zaman 3 içeri geçecek hocam. 11 artı 2 çarpı. Bunun 3 içeri 9 diye girecek. 9 kere 2. 18 yaptı 18 hocam. Yaptı. 18'de zaten 9 kere 2 ipucunu evet, da verdik hocam. Bir şekilde toplamı belli da 11 yapar evet, 9'da 2'nin. Kök 9 artı var ortada. Artı ben de var, artı koydum. Evet. Kök 2 dedik. 9 yerine de 3 yazmamızda sakınca yok. Daha da güzel olur. Cevabımızı bulmuş olduk. Elinize sağlık hocam. Evet. Evet hocam bunu uygulayalım başka bir soruda. Hocam mesela derecesi ama daha büyük olan. Sıra bana geldi galiba. Kökün derecesi 4. Oluyor mu hocam böyle? Hocam. Şey mi yapsak? 4. dereceden kök. Karekökün karekökü gibi düşünsek olur mu ki acaba? Olur hocam. İç içe kökler değil mi? O şekilde evet, olur. Yani sonuçta bu bir gizli tam kare ise biz buna bir sonuçta gizli tam kare dedik. O tam kare ifadeyi yazarak da devam edebiliriz. Oradaki gelen kareyle bu 4'ü bir şekilde işleme sokarız. Evet olur. Ama ben yine kökün siz, kökü evet, diye yazacağım. Gibi yazarsanız 4. iç içe kökleri iç içe kökler bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Karekök yazdım evet, hocam. Tekrar bir karekök daha. Biraz daha yazıyorum. Büyük yazarsanız öğrenciler daha iyi görür diyeceğim. Yeterince büyük galiba. Evet. 17 artı 2 kök 72 diyorum ve şu anda sadece bu kısımla ilgileniyorum. Burası tam benim istediğim formatta. Şu an çalıştığım evet, formatta. 72'nin çarpanlarında hocam 9 kere 8 72 öyle yapar. Mi? Tamam. Hızlıca o zaman kök 9 17 artı kök 8 bu koşulu sağlar diyorsunuz. Üstünde kırmızı kökümüz var hocam. Kırmızı kökümüzü kırmızı mesajı aldım hocam. Kırmızı şekilde koydum. Şıklarda bu yok hocam. Şıklarda yani bu yok. O zaman biraz hocam, daha uğraşacağız. Kök 9 3 demektir. Demektir. 2 kök 8, 2 diyelim. 2 kök 2. Sanki tanıdık yine hocam. Hocam bu yine yine bizim aynı, aynı formatta. Aynı. 2 defa ya. Yani 4. dereceden olduğu için 2 defa 2 yap kare kök evet, aldık yani. Gizli doğrudur. Gizli tam kare 2 kere. Hocam 2 tane sayımız var mı? Çarpınca 2 toplayınca evet, 3 evet, yapan. 2 ve 1. 2 ve 1. O zaman bu o ifade zaman, kök 2 artı kök 1. Kök 1'e de 1 yazalım. Hocam o zaman cevap Ceyhan çıktı Ceyhan, hocam. Gerçek C gerçek çıktı. Gerçek C çıktı. Gerçek C'de nedir hocam onu da onu bir merak ediyorlarsa bir önceki videoyu izleyecekler hocam. Gerçek bazı C'yi problemlerle biz bazı C'lere gerçek C diyoruz. Evet. Peki İbrahim Hocam. Real C'ler. Real C'ler. Bazen içeriden 2 çıkarttık 2 yoktu. Bazen fazla vardı içeriye aldık. Ya hiçbir yerden 2 gelmiyorsa hocam, hocam 15'in içinden de 2 çıkarmıyoruz. Biraz sihir yaparız hocam. 2 ile çarparız. 2'yi bir şekilde getiririz. Getiririz yani, hocam şart. Evet, yoksa yani, olmaz yani. Bu ifadeyi 2 ile genişletiriz. Paydasında 1 var. 2 ile genişletelim diyoruz. Kökün içinde gençler 2'yi hiçbir yerden getiremiyorsanız bir şekilde o zaman, bu şekilde paydaşlayarak getirebiliriz. Hocam ben yine küçük bir karekök evet, yapayım hocam şöyle. Evet küçüğünden. Küçük oldu. 8 artı 2 kök 15 bölü 2. 2. Bu 2 de kökün içinde gençler. Çünkü evet, kökün içinde 2 ile çarptık. Tabii tabii. Evet. Artı diyorum. Yine aynı şekilde bir kök yapıyorum. 8. Yalnız hocam sayıların birbirine benzerliği de insan hoşuna gidiyor. Açıkçası. 8 güzel, artı 2 kök 15. 8 eksi 2 kök 15. Gayet güzel yani. Bu altı kökleri ayırıp üsttekileri gizli tam kare olarak düşünelim. Tamam. O zaman mavi köke geçiyorum hocam. 8 artı 2 kök 15. Tam istediğim formata geldi hocam. Geldi, geldi. Kök 2 burada sakin sakin dursun. Efendi efendi. 8 eksi 2 kök 15'i yine kökün içerisinde yazıyorum.
Kök 2 burada duruyor. Ben hızlıca söyleyeyim. Kök 15 gençler daha önce de karşımıza gelmişti. 3 kere 5. 15 bar toplayınca 8 yaptı. O zaman kök 5 artı kök 3 yazmam hızlıca gerekiyor. Hızlıca kök 5 artı kök 3. Payda da eşit. Tek uzunca bir kesir çizgisi. O zaman bunu da arada eksi olduğu için aynısının eksisini yazıyorum. Evet. Aynen kök 2 oldu. Bu da bayağı uzun oldu ama olsun hocam. O zaman kök 3'ler gitti. Gitti. 2 kök 5 bölü kök 2. 2 kök 5 bölü kök 2 bırakmak bize yakışır mı Fuku hocam? Paydayımız rasyonel yapalım hocam. Daha önce öğrenmiştik. Öğrenmiştik. O zaman 2 kök 10 bölü kök 2 kök 2 2 yaptı. Sizden 2'ler de gitti. Göremeyebilirler hocam öğrenci. Çekildim şöyle. Cevap kök 10 olarak kaldı diyoruz. Peki. Bu güzel işlemimizin sonucu bu güzel sayımızmış. Evet. Ufuk hocam. Evet yine göz korkutucu bir soru. Evet. Ama baş ederiz inşallah. Gene tam kare arayacağız anladığımız kadarıyla. Hocam 2 üzeri 2A zaten tam kare mi? 2 üzeri 2A, 2 üzeri A'nın karesidir gençler. Hocam o zaman tamam. Bunu kök içerisine yazalım. Yazdık. O zaman bunun içinde 2 üzeri C'nin parantez karesini yazalım. Kare kök içerisinde. Bu ifade biraz düzenlenmek hocam, 4 istiyor. Üzeri B, 2 üzeri B'nin karesi diyebiliriz en azından. 2 üzeri B'nin karesi olarak yazdık. Hocam onu da 2 üzeri 1, artı 2 biri, üzeri evet, B, ayıralım. 2 üzeri C. 2 yani üzeri 2 çarpı ayırdık. 2 üzeri B, 2 üzeri C şeklinde mesler yazabiliriz. Toplanır kuralına göre onu da yazdık. Bu da artı 2 üzeri C'nin karesi parantez oluyor. Karesi. Hemen şöyle bir çek ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Birincinin karesi gelmiş. Evet. İkincinin karesi gelmiş. Bunların çarpımının iki katı da var. Gelmiş. Gene bir tam kare var burada. Hı-hı. Gizliden. Gençler çarpanlar ayırma videomuzdan sonra evet, muhakkak ki daha rahat edecektir evet, bu soruları çözerken. O halde şöyle yapalım. Buradaki 2, buradaki kökü mutlak değer içinde bu şekilde çıkartabiliriz. Evet hocam. Artı 2 üzeri C'nin de mutlak değeri gelecek gençler. Evet hocam. Eksi bu ifade 2 üzeri B eksi 2 üzeri C'nin karesi desem olur mu hocam? Olur hocam. Çok da güzel olur. Burada da kök var. Evet. Bu ifade de mutlak değer içinde 2 üzeri B eksi 2 üzeri C şeklinde gelir. Şimdi gelelim. 2'nin kuvvetleri her zaman hocam, pozitiftir hocam. Evet. A ne olursa olsun. O zaman bu mutlak değerler ilk ikisi düşer en azından. Hiçbir anlamı olmaz. Artı 2 üzeri C gelir. Şimdi 2 üzeri B mi büyük, 2 üzeri C mi büyük diye düşünmemiz lazım hocam. Evet. Hocam. B negatif bir sayı. C pozitif. Bir o zaman sayı. 2 üzeri C daha büyüktür. Negatif sayılar takla attırıp sayıyı küçültüyor demiştik. Hı-hı. O halde küçük sayıdan büyük sayı çıktığı için bunun içi negatiftir. Eksiyle çarpıp çıkartalım. Eksiyle çarpıp çıkartalım. Dışarıdaki bir de eksi var. Eksi var. Artı yapar hocam o zaman. Artı 2 üzeri B eksi 2 üzeri C. C olacak. Hocam birbirini yok eden ifadeler var. Geldi. Güzel. Sonuç o zaman 2 üzeri A artı 2 üzeri B olarak en sade halini bulduk. Bulduk. Evet. Gayet güzel oldu hocam. Elinize evet, sağlık. Yine bir bakalım hocam yine. 2 üzeri 16 gençler. Yine bir tam kare mi diye bakıyoruz. Evet. Alıştık artık. Gizliden tam evet, kare mi diye bakıyoruz. 2 üzeri 8'in karesi desem hocam üstün üstü olunca üstler çarpılıyordur. Evet, doğrudur. Güzel. 1 zaten 1'in karesi. Gönül ister ki hocam birinciyle ikincinin çarpımının iki katı da arada olsun. Evet, bu 9'dan bir tanesini ayırsak 2 üzeri 8'i yakalıyoruz. O zaman 2 çarpı. O zaman şöyle mi diyorsunuz yani? İki birinciyle çarpı, ikincinin çarpımı böyledir. Bir de iki katı olsun ki o da zaten 2 üzeri 9'dur diyorsunuz. Şurada küçük bir düzeltmeyle bu işi halledeceğiz herhalde. 2 üzeri 0 mı? Şurası evet 1 üzeri burada şey demiştim. 1. Evet. İkinci güzel dediğimiz bu. Hı-hı. Şimdi evet, o zaman bu ifade sizin de dediğiniz gibi şöyle kökünü de koyalım hocam. Evet. O zaman sanki 2 üzeri 8 artı 1'in karesi oldu. Bu da 2 üzeri 8 artı 1. Doğrudur hocam. 256 artı 1 yazsam. Oo. Evet. 257 olarak gelecek. Bunu hesaplayıp da karekökünü alsak işimiz zor hocam, olacak. Hocam yalnız burada 2 üzeri 1'i burada silgi dururken siz başka bir şeyle sildiniz galiba. Hocam, o silgiyi kullanmayacaktınız. Niye koydunuz hocam? Hocam onda yeri gelir. Kullanacağımız zaman gelecek mi? Tamam peki. Bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Hadi bakalım. Evet gençler bu soruyla beraber aslında söyleyeceğimiz soru tipleri, soru özelliklerine özelliklerini tamamı taramış olduk. Bitirdik. Artık biraz da karışık köklü sayılarla ilgili sorular çözsek. Olur hocam. Karşımıza gelebilecek yeni nesil sorular da olabilir. Bunların hı-hı, içinde biraz uygulama yapalım. Yapalım. Bu soruyla başlayalım hocam. Başlayalım hocam. Diyor ki bilgi vermiş. Bir kenarı A olan üçgenin eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tür diyor hı-hı, gençler. Bu bilgiler veriliyor. Üniversite sınavında da veriliyor. Hı-hı. Uzunluğu kök 432 santimetre olan bir telin tamamı bükülerek şekil 1'deki kare elde ediliyormuş gençler. Karenin çevresinin sayısal değeri eşkenar üçgenin alanının sayısal değerine eşitmiş. Hocam. O zaman zaten hocam
Şu 432'yi, kök 432'yi bir inceleyelim. Kök... İnceleyelim hocam. Bu telin tamamı. O 3 çarpı 144 hocam o. 3 çarpı 144. Hı hı. 144 dışarı 12 çıktı. 12 kök 3. Bu telin tamamı. Evet. Bu telin tamamıyla ben zaten kareyi oluşturduğum için karenin çevresi de budur. Çevresi budur. Doğru. Zaten soruda da diyor karenin çevresinin sayısal değeri üçgenin alanına eşittir diyor. Hı. O zaman benim üçgenimin alanı yani alan üçgen evet. Buymuş abi. 12 kök 3'müş gençler. Hocam onun için de a kare kök 3 bölü 4 diyor. Onu da vermiş. Demek hı hı. ki bunu eşitleyeceğiz. A kare kök 3 bir kenara a dediğimizi hı hı. düşünerek gençler. Hı hı. A kare kök 3 bölü 4 evet. eşittir 12 kök 3'e. Çok güzel. A'yı bulmak istiyoruz. Kök 3'ler iki tarafta da çarpan olarak durduğu için sadeleşir. Evet. A kare içler dışlarla 48 yapar. A kare 48 ise a eşittir. Kök 48 gelir hocam, İbrahim Hocam. O da 16 çarpı 3. O da daha önceden tanıdığımız bir ifade 4 kök 3, 3 oldu. Evet. Şimdi soru nedir İbrahim Hocam? Hocam çevresini soruyor. Üçgenin çevresini soruyor. Çevre üçgen. 3 tane a'yı toplayın diyor yani. O zaman bunu 3 ile çarparsak hı-hı. 3 kere 4 12 kök 3. 3 olur ki yine alanı da çevresine eşit çıkmış oldu diyoruz. Evet hocam. Evet güzel. Cevap değişik. Değişik. Evet, çıkmış bir sınav sorusu İbrahim Hocam. Evet hocam. Şimdi yine köklü sayı var. Köklü sayı varsa gençler, köklü sayının hakkından kare gelir. Kare gelir. Tabii ki kökten kurtulmanın yolu kare almaktır. Kare Ufuk Hocam, o her zaman karesini tarafından alalım diyorum. Tabii kareyi bazen Ufuk Hocam siz doğru aldınız da bazen müsaadeniz varsa bir sileceğim. Tabii. Bazen arkadaşlar şöyle kare alıyorlar. O zaman üzülüyoruz biz gençler. Şöyle ben de kırmızıyla yazayım. Buranın karesi, buranın karesi, buranın evet. karesi gibi alıyorlar. Hocam, biz de üzülüyoruz. Çocuklar da üzülüyor sonra. Evet onlar da üzülüyor. Onlar daha bizden çok daha çok üzülüyorlar. Evet. Böyle için, yapmak. Üzülmemek için bazı şeylere dikkat etmek evet. lazım. Her iki tarafın karesini bir bütün olarak alacağız. Bir bütün olarak alacağız. O zaman ben şu benim kendi yanlış olan şekli sileyim. Evet. Parantez karesi şeklinde evet. yazayım. Size bırakayım tamam. tekrar Ufuk Hocam. Birincinin karesi sol tarafı alıyorum. Kök x'in karesi x. x. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 kök, kök x kök y. Doğrudur hocam. Artı ikincinin karesi y. y. Eşittir sağ tarafın karesini alalım. Hı hı. Oo güzel oldu hocam. X artı y eksi 1. Bir pardon hocam ben bu arada burada yine sözü sanki şeyi söyleyecektim. evet hocam. Hocam. Hı. Biz daha önce mutlak değerli çıkarırız dedik böyle bir ifadeyi de. Evet. Eğer gençler kök üstünde 2 varsa yani kökün içinde değil de dışındaysa biz direkt mutlak değersiz çıkartıyoruz. Hı hı. Aksi takdirde yanlış sonuçlar da doğurur. Ona dikkat edin. Evet. Eğer kökün içinde kare varsa mutlak değerli yok evet. eder. Onun dışında dikkat. Evet. Evet sanki hocam. Çok güzel şeyler oldu hocam. X x ile sadeleşse, y de y ile sadeleşse, evet. eksiyi de iki taraftan da götürürsek, artı yapsak, 2 çarpı kök x'ye eşittir 1 gelir hocam. Eşittir 1 gelir ki kök x'ye 1 bölü 2 desem. Hocam yine kök var. Yine hakkından kare, kare almak gelir. Direkt karesini alsak kök gider. X çarpı, x çarpı y eşittir. 1 bölü 2 dersi 1 bölü 4. Bize ne sorulmuş gençler? Zaten x çarpı sorulmuş. Şık bir soru hocam. Şık bir soru. ÖSYM sorusu. Evet. Diyoruz. Bir güzel soru da bu hocam. Hocam şimdi bakıyoruz bir tane bardağın tek başına boyunun kök 128 olduğu verilmiş. 3 bardak üst üste konunca bu şekilde iç içe daha doğrusu üst üste demeyelim de o zaman kök 200 olmuş. Gençler şimdi bu tarz sorular da son zamanlarda hayli sorulmaya başladı. Bardağın boyuna bir isim verelim Ufuk Hocam. Evet. Bir de iki bardak arasında aslındaki oluşan mesafeye isim verirsek. Yani şöyle diyelim bardağın hı-hı. boyu B olsun hocam. Baş harfi bardağın tamam. B'si olsun. Aradaki mesafeye de X diyelim hocam. X diyelim. Hı-hı. B'nin zaten kök 128 olduğu. 128 ile 64 çarpı 2'dir. Onları doğrudur hocam. Lazım. 8 6 kök. 8 kök doğru. 8 kök 2 dedik. Evet, iyi ki varsınız hocam. Evet. Hepimiz varız hocam iyi ki. O zaman kök 200'de hocam. Hocam dikkat edersek hı-hı. burada x'ten kaç tane var? 2 tane var hocam. 2 tane var. Bir hı-hı. de bardak, bardak var. O zaman b artı 2x gençler kök 200. O da 2'ye bölüyor 100 hocam. 100 çarpı 2 doğru. Burada 2 varsa 10 kök 2 vardır. 10 kök 2. Çok güzel geldi. Arada hocam 2 kök 2 fark var. 8 kök 2. Demek ki 2x'ten kaynaklı. O 2x'ten kaynaklı. Demek ki 2x gençler 2 kök 2. Doğrudur. Buradan da çıkan sonuç x eşittir. Kök 2. Peki hocam. Bu kalsın şimdilik. Bizi beklesin. Biz soru nedir? Ne hiç okumadık hocam. Soru diyor ki bu bardaklardan 10 tanesi aynı şekilde iç içe konursa masadan ne kadar yükseklikte olur diyor. Hocam şimdi 3 bardak konulduğunda 2 tane boşluk oluşmuş. 4 bardak konusu 3 boşluk. O zaman bardak sayısının 1 eksiği kadar boşluk kalıyor diyebiliriz. O zaman şöyle 1 bardak oluşacak. Bir de 9 tane x'ten oluşacak 9 hocam. 9 tane x. Bu istenen. Evet istenen bu. Hepsini de biliyoruz hocam. Evet b'yi biliyoruz 8 kök 2. Evet. Artı 9 çarpı kök 2. X'i de biliyoruz kök 2. Kök aynı olduğu için katsayılar toplanır gençler. 17 kök 2. Evet.
Çok rahat bir soru oldu. Bulduk. Evet. Geçelim arkadaşlar. Bir başka güzel uygulama sorusu. Bakalım ne diyor? Dikdörtgen şeklinde 15 kök 8 metre uzunluğundaki bir duvarda eşit büyüklükte ve şekilde verilen kadar dikdörtgen şeklinde fayanslar varmış Ufuk Hocam. Çok güzel. Demek ki hepsinin hepsi eşit eşitmiş. Olması önemli. Önemli. Onu kullanacağız. Bir de duvarın boydan boya 15 kök 8 metre uzunluğunda olduğunu biliyoruz. Fayansların arasına şekildeki gibi 2 kök 18 metre genişliğinde bir kapı yapılmış. Hocam 2 kök 18 nedir? Hocam kök 18 9 çarpı 2 9 dışarı 3 diye çıktı. Kaç sayıyla çarptık? 6 kök 2. 6 kök 2 tamam. Böyle güzel. Kullansak daha iyi olur. Daha iyi olur. 6 kök 2. Hocam o zaman 15 kök 8 de dilerseniz yine çıkartalım. 2 kök 2 dışarı çıkarsa 15'e çarpılırsa 30 kök 2. Gençler bunları artık hızlıca söyleyebilmesi lazım. Evet. Öğrendiler. Şimdi fayanslara odaklanalım. Odaklanalım Ufuk Hocam. Şimdi o zaman kısa kenarına A, uzun kenarına B desek. Diyelim. O zaman bu da A, bu da B olur o zaman. Şöyle şurası da herhalde. Evet hocam. O zaman şurası o zaman da B olur. Galiba Ufuk Hocam. Burası A. B. A ile B arasında bir ilişki bulacağız galiba. B 2 A'ya eşit oldu hocam. Buradan anladığımız kadarıyla B buradaki uzunluğu eşit. O zaman B eşittir 2 A. 2 A. Bu bize lazım olacak gençler. Hocam o zaman şöyle boydan yapalım. Boya kapının... Verilen bilgileri kullanmak adına değil mi? Evet. Kaç tane B'miz var? Kaç tane hocam? Burada bir sayalım. B. Bir kere 4 tane temiz B'miz var o hocam. O zaman 4 B aldık. Var. Artı 1, 2, 3, 4 tane de A'mız var Ufuk Hocam. A'ları saydık. 4 tane de burada A var. Topladık. 4 A. Bir de kapının boyunu ekleyelim Ufuk Hocam. 6 kök 2 demiştiniz siz ona. 6 kök 2. Toplamda 30 kök 2'yi vermesi lazım. Evet o zaman hemen 30 kök 2 attık. 24 kök 2. 4'e de böldük. A artı B'yi. 24'ü 4'e böldük. 6 kök 2 bulduk. Hocam B yerine de isterseniz 2A yazalım. Değil mi? Öyle demiştik. Hı hı. B burada görmüştük gençler. Bunu da bunun içine yedirirsek. Evet. B yerine 2A yazarsak. 3A. A artı 2A eşittir. 6 hı hı. kök 2. 3A 6 kök 2. 3'e böldük. A'mız evet. 2 kök 2 geldi. Bunu da buraya yazayım hocam. A'mız 2 kök 2. Bakalım bize ne soruyormuş. Kapının ön yüzeyinin alanı. Hocam o zaman bize uzun kenardan 2 tane lazım. Boy. Çünkü boy, B, bir B daha, 2 B. B'miz 4 kök 2 Ufuk Hocam. B'yi burada bulmuş hocam. 2 katı 4 kök 2. B'miz 4 kök 2 ise boyu 8 kök 2 oldu. O zaman kapının boyu, boy diyelim kapının boyu 2 katı olacak 8 kök 2. O zaman alanını bulmak için de 8 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarpıyoruz. Hocam 6 kere 8. 48 kök 4 oluyor hocam. Kök 2, kök 2 evet 2 yapıyor da kök 4. 48 çarpı 2 deriz o zaman. 48 çarpı 2 o da 96. Ne diyelim hocam metrekare. Hocam diyelim. 96 gayet. Metrekare kapı da sanki saray kapısı hocam. Yani olabilir hocam. Artık güzelmiş. Evet İbrahim hocam artık son soruyu da çözerek videoyu bitirelim derim. Bitirelim hocam. Güzel bir soruyla. İç içe yine kökler var hocam. Evet. Yine isterseniz üstü sayı mantığıyla çözelim. Tamam gençleri hocam. O şekilde çözdük. Ben başlıyorum. Buyurun hocam. 5 üzeri arkadaşlar şu 5'ten bahsediyorum. Bu karekökün içerisinde olduğu için karekökü 5 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazdım. Yani kökün derecesini üstün paydası olarak yazdım. Şimdi bu 5'e geldim. Bu 5 hem küp kökün hem de ikinci dereceden kökün içinde olduğu için 5 üzeri 3 ile 2'yi çarptım. 1 bölü 6 dedim. Son 5'e geldim. En içteki 5'e. 2 var, 3 var, 2 var. 12 çarpıyorum 12. 5 üzeri 1 bölü 12. Oldu olacak Ufuk Hocam. Onu da yazalım. Bunu hocam. Da üstü sayı üstü. Şeklinde yazalım. 5 üzeri k bölü 4. Evet. Ufuk Hocam paydayı eşitlersem 1 bölü 2. Işte. 4 oradan gelir. Şöyle oradan şurada 6, yazsam. 7 bölü 12 yapar hocam. Tamam hocam çok teşekkür ederim. 7 bölü 12 gençler onu zaten hallederler. 5 üzeri k bölü 4. Evet üst sayıların tabanları aynısı. Üstleri eşit olacağını o zaman üst 7 bölü 12 eşittir k bölü 4 mi yazacağız Ufuk Hocam? O zaman hocam 4 yazacağız sonra o 104 nereden geliyor oluyor? Evet doğru. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. Onu da bir dahaki videolarımızda bir daha bir bakarız. O zaman 3K bölü 12 dersek buna 3K'nın 7 olduğunu söyleriz. O zaman K'da her iki tarafı 3'e böldüğümde 7 bölü 3 olarak. Evet arkadaşlar bu soruyla köklü sayılar ünitesini hayli soruda çözdük. Bayağı soruda çözdük. Her şeyine değindik. Sizler de gençler uygulama yaparak. Biz çözdük yaparak, hocam. Sıra. Artık gençler de bolca uygulama yaparak konuyu pekiştirsinler. Peki hocam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.